Ali'nin selamı var. Gölbaşına yerleşmiş. Ne kadar kalacak Ankara'da? Yani şimdilik 2 hafta. İhtiyaca göre daha uzun kalabilir. Hocalık yapacak, kolay değil. Eğitime çağırdıklarını duyunca önce bir şaşırdım. Ya bizim oğlan sayısız operasyona katıldı, kanıtladı kendini. Niye eğitime katılsın ki dedim. Meğer hoca olsun diye çağırmışlar. Özel harekat adaylarına keskin nişancılık dersi verecekmiş. Vay be, büyük adam oldu ya, şimdi eğitim veriyor kardeşim. He. 1000 kere helal olsun. Hakikaten helal olsun ya. Pekala, başka ne var gündemde? Engin müdürün bize attığı çelme var. Ha, şu mesele. En az 1 ton mal var burada müdürüm. Elinize sağlık arkadaşlar. Vay usta be, gole bak be. Vallahi helal olsun. Sağ ol usta. Rıza baba, asma yüzünü Allah aşkına ya. Artık aynı ekipte değiliz ama aynı takımdayız. Bu herifleri Hasan yakalamışsın ha biz. Ne fark eder ya? Peşinde olduğumuz adamları Engin müdürün ekibine kaptırdık. Ne dersin baba, karizmayı çizdirdik mi sence? Böyle bakmamak lazım. Olacağı buymuş tabii ki. An gelir, boynuz kulağa geçer tabii. Ali hoca olur. Engin kendi ekibine müdür olur. Bana da oturup onlarla gurur duymak düşer değil mi? Son operasyonumuz eski ekibinize misilleme gibi oldu. Aranız açılmaz umarım. O meseleyi unutun artık. Şu an daha ciddi bir sorunumuz var. Şu piyasaya yeni çıkan hapları araştırmanızı istemiştim. Altı amirim işe el koydu müdürüm. Bütün verileri topluyoruz. Sonuç nedir? Elimizdeki bilgilere göre 4 ölü 7 yaralı. Hepsinin sebebi intihar hapları. Sanki başımızda az bela varmış gibi bir de bu çıktı ya. Üstelik bu haplar gençler arasında çok hızlı yayılıyor. O halde bizim daha hızlı olmamız lazım. Doğru. Tehlike sandığımızdan daha büyük. Desteğe ihtiyacımız olacak. Başımızda yeni bir bela var. Yeni bir tür uyuşturucu. Hap şeklinde satılıyor ve maalesef gençler arasında hızla yayılıyor. Kullanıcılar bu maddeye ne diyor bilmiyoruz. Ama biz bir isim koyduk. İntihar hapı. İntihar hapı mı? Evet. Çünkü bu hap kullanıcıları intihara sürüklüyor. Son birkaç haftadır önümüze intihar vakaları yağıyor. Anladığımız kadarıyla bu madde ilk birkaç dakika iyi geliyor. Ama hemen ardından bir perişanlık başlıyor. Kullanıcılar kendilerini dipsiz bir bunalım içinde buluyor. Kendilerini o kadar kötü, o kadar çaresiz hissediyorlar ki, yani canlarına kıyacak kadar ileri gidiyorlar. Ve bunun bir istisnası yok. Zengini de, fakiri de, kızı da, erkeği de aynı sona ulaşıyorlar. Yani birkaç dakikalık zevk uğruna hayatlarını harcıyorlar ha? Ne yaptıklarının farkında olduklarını sanmıyorum müdürüm. Acılı ailelerin birkaçıyla konuştuk. Ölen gençlerin hayatlarını araştırdık. Hiçbirinin intihara meyili yokmuş. Ta ki bu hapları alana kadar. Eğlenmek için aldıkları hap sonları oluyor. Her gün bu hapları satan en az bir torbacı yakalıyoruz. Demek ki talep artıyor. Gençler arasında popüler olmaya başlamış sanırım. Peki torbacılar konuşmuyor mu? Hayır. Kusura bakmayın ama belki siz konuşturamadınız. Ben bir deneyeyim istersen usta. Usta, o kadar basit değil. Zor kullanmayı denedik ama işe yaramıyor. Çünkü torbacılar da sattıkları malın kimden geldiğini bilmiyorlar. Yani kimsenin kimseyi tanımadığı bir sistem kurmuşlar. Biz temizledikçe başkaları peydah oluyor. Piyasaya mal sürmeye bir şekilde devam ediyorlar. Yani anlayacağınız, kaynağı kurutmak lazım. Sokakları ele geçirmeliyiz. Bunun için de kalabalık lazım. Biz de burada devreye giriyoruz herhalde. Aynen. Beraber çalışırsak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Var mısınız? Rekabet bitti yani. Evet, bitti bitti. Şimdi birlik zamanı. Bu işte beraberiz müdürüm. Artık karşımızda olanların vay hali. Sağ ol oğlum. Ben o eve oğlumu görmek için gittim hakim bey. Kapıyı kırdığım yalandır. Kapıyı bana kendileri açtı. Eski eşimin hakaretlerine dayanamayıp 1 veya 2 kez kendisine vurmuş olabilirim. Tahrike kapıldım, pişmanım. İyi tamam, bekleyin geliyorum. Pişman falan değil bu herif, gözünden belli. Zamanında yetişmesek kadıncağızı öldürmüştü. Nasıl serbest kalabiliyor bu adam? İnanılır gibi değil. Şimdi niye karamsar olduğumu anlamışsınızdır. Ama merak etmeyin. Ben bu işin takipçisiyim.
boşandığı eşinin saldırısına uğrayarak hastanelik olan talihsiz kadına bir darbede mahkemeden geldi sayın seyirciler. Ayşen T. evliliği boyunca devamlı şiddet görmüş, Türkiye'deki on binlerce kadından yalnızca biri. Ancak evliliği bitmiş olsa da yaşadığı kabus maalesef bitmedi. Yeni bir semt, yeni bir ev, yeni bir hayat. Bunların hiçbiri Ayşen'i korumaya yetmedi. Boşandığı eşi bir şekilde talihsiz kadının izini bulmayı başardı. Öğle saatlerinde oğlu ve kız kardeşiyle yaşadığı evde eski kocasının saldırısına uğrayan Ayşen, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle şans eseri hayatta. Ona bu kabusu yaşatan eski koca, suçüstü yakalanmış olmasına rağmen az önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hadi bu tarafa alalım. Geçmiş olsun amca. Eyvallah koçum. İyi bari tutuklamadılar. Vallahi ben de anlamadım yani. Çekmeye devam et. Madem elini kolunu sallayarak gidecek, biz niye boşuna uğraşıyoruz ki? Evet ya. Yani niye bu adamları yakalamak için canımızı tehlikeye atıyoruz ki? Ne de olsa serbest bırakılıyorlar. Çünkü bir şeyler yapmak zorundayız. Bir haksızlık görünce oturup izleyemeyiz. Hiçbir şey yapmadan da duramayız, değil mi? Keşke işe yarasa. Polis, herkes kimliklerini çıkarsın. Çıkar kimliğini. Ver. Müdürüm, kaçak var. Gördüm, tamam. Bırak kaçsın, nereye kaçıyorsa. Arkadaşım gel böyle. Hadi oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Bakın arkadaşım buraya. Gel, ne bekliyorsun? Bakın buraya. Geç şöyle. Dur. Bravo. Kalk. Kalk. Hah. İşte intihar hapları. Yürü. Ya. Oğlum, hapları nereye saklıyorsun? Yok abi, hap falan. Lan inkar etme. İstihbarat aldık. Peynir ekmek gibi satıyormuşsunuz. Abi vallahi yalan abi ya. Bak oğlum bak. İşte sana fırsat veriyorum. Akıllı ol. Zulanı göster. Eğer ben bulursam çok fena olur. Abi benim hapla falan işim olmaz ki, yemin ederim ya. Alın götürün şunu ya. Götür. Yürü. Yürü lan. Dur. Sen niye basamıyorsun yere ayağını? Abi ayağım ağrıyor ya. Vallahi başka bir şey yok ya. Çıkar oğlum şunu, çıkar. Çıkar lan. Çıkar. Ha. Bu ne lan? Bu ne? Yengenin adresini bulana kadar canımız çıktı. Bir daha nasıl bulacağız ki? Polis saklamıştır ya. Çıkar bir yerden. Ne yapacaksın amca? Bırakacaksın mı peşini? Bir sus da şunu dinleyelim ya. Evet, şu an yanımızda Ayşen T'nin avukatı Burhan Gökdeniz var. Burhan Bey, bugün verilen tutuksuz yargılama kararı hakkında neler diyeceksiniz? Müvekkilim Ayşen Hanım evinde saldırıya uğradı. Sayıyorum. Haneye tecavüz, darp, tehdit ve de cinayet teşebbüsü. Tüm bu suçlar kanıtlarla sabittir. Ama suçlu dışarıda geziyor. Üstelik polis tarafından suçüstü yakalanmış olmasına rağmen tutuklanmıyor. Bu suç makinesi ne zaman tutuklanacak? Müvekkilim ölünce mi? Ya hadi lan oradan. Sen kimsin lan şerefsiz? Ne diyor lan bu? Ha? Ne zannediyor kendini? Yengenin avukatı mı bu? O, aynen. Neyine güvenip de çıkıyor lan bu televizyona? Neyine güveniyor lan? Benim adım Remzi lan. Hiç mi tanımadınız beni? Hepsi bir olmuş beni bitirecekler ya. Lan madem Ayşen kaçtı saklandı, o halde ceremesini bu it çekecek. Bedel ödeyecek lan bu avukat eti. Remzi ile uğraşmak neymiş o da görecek. Herkes görecek lan. Yürü lan. Bu haplar yüzünden kaç kişi öldü, haberin var mı ha? 3 kuruş için değer mi lan? Kaldır kafanı. Niye bakmıyorsun yüzümüze? Çok mu utanıyorsun? Oğlum hepiniz hapsi boylayacaksınız. Orası garanti. Ama bak, size bir iyiliğimiz dokunabilir diyoruz. Tabii eğer bunları nereden, kimden bulduğunuzu söylerseniz. Hadi bakalım dökülün. Hadi. Dinliyoruz oğlum, hadi. Ben tarla başından aldım. Ben de. Sokakta bir adam sattım. Öylesine bir adam. Ha? Adı yok, sanı yok. Öyle gittin aldın. Öyle mi? Evet. Ulan dalga mı geçiyorsunuz be? Kendilerine de acımıyor salaklar. Neyse müdürüm, bu işin daha merkezi var. Toplayın götürün, bindirin arabaları şunları. Arkadaşlar. Hadi kalk. Kalk hadi. Hadi kalk. Kalk. Hadi. Yürü lan.
zaman bulduğumuz her torbacı bunlar gibi. Ne yaparsan yap konuşmuyorlar. Niye acaba? İki ihtimal var. Ya çok delikanlılar. Ya geç onları ya. Bunlardan delikanlı falan olmaz. O zaman birinden korkuyorlar. Hem de çok korkuyorlar. Kim o korktukları bir bulsak rahatlayacağız da. Ne adı belli, ne sanı, ne eşkali. Takıldık bir hayaletin peşine gidiyoruz. Hadi gidelim. Remzi İstanbul genelinde aranıyor. Sağdaki tüm ekiplerin radarına girmiş durumda. Muhtemelen saklanıyordur. Evine baktınız herhalde, değil mi? Baktık. Ne kendisini bulabildik ne de cinayet silahını. Kanlı bir giysi falan da çıkmadı. Elimiz boş kaldı müdürüm. Elde fiziki delil yok. Şüpheliler de ortadan kayboldu. Tek seçeneğimiz kaldı, o da tanık ifadesi. Olayın tek görgü tanığı var. O da ufak bir kız çocuğu, İdil. Kız en son korkudan titriyordu. İfade alabilir miyiz? Daha iyi bir fikriniz varsa buyurun derdim ama. Bir dakika. Bir çaresi daha var. Nedir müdürüm? Aklıma bir şey geldi de. Kızlar, sizde Zeliha'nın telefon numarası var mı? Yer miyiz birer tane de? Yeriz söylesen. Birader, açsana şunun sesini. Diğer yandan, başta İstanbul Barosu olmak üzere Türkiye'nin her yerinden avukat Burhan Gökdeniz ile eşi için taziye mesajları yağıyor. Olayın belki de en acı tarafı, cinayete kurban giden karı kocanın 10 yaşındaki kızlarının da o anda cinayet mahallinde olması ve olan bitene şahit olması. Yaşadığı şok nedeniyle arkamda gördüğünüz hastanede tedavi altına alınan küçük İdil'in vereceği ifade, katil ya da katillerin bulunmasında kilit rol oynayacak. Sen değil Serp. Nasıl lan? Bir de çocuk mu vardı evde? Ben görmedim çocuk filan. Ben de görmedim amca. Lan varmış işte. Size evi adam gibi arayın demedim mi? Angut herifler. Amca, çocuk bizi görmüş müdür? Gördüyse yanarız ha. Yanarız tabii lan. Üçümüz de müebbet deriz. Ya ne yapacağız? Ne dedi deminki karı? Arkamda gördüğünüz hastanede dedi, değil mi? Hastanenin adı aklımda. Gidip kızı bulacağız. Acele edelim. Amca, bulup ne yapacağız? Sence? Ufacık kızı da mı ya? Maçınızı yemiyorsa bana bırakın oğlum. Ben hallederim. Hadi. Biraz açılmaya başladı. Ama hala konuşmuyor. İletişim kurmaya başlaması biraz zaman alabilir. Yurda mı vereceksiniz? Hayır. Akrabaları Almanya'dan geliyor bu akşam. Onlara bakacaklarmış. Bu kız bu travmayı ne zaman atlatır hocam? Hiç belli olmaz. Belki bir ay, belki 30 yıl. Onun zor bir hayat bekliyor çocuklar. Zor. Allah yardımcısı olsun. Amin. Kapıya nöbetçi dikmeyi unutmayın, tamam mı? Tamam. Volkan, Arda. Buyur abi. Nöbetçisiniz, kapıdan ayrılmayın. Başüstü. Buyur baba. Buluruz hemen. Görmedi salaklar. Hadi yapın numaranızı. Tamam amca. Tamam. Hadi sen de hadi. Hadi. Dikkat etsene lan, yavaş ol. Ne bağırıyorsun kardeşim? Görmedik ya. Ne olacak yani? Artistlik yapma bana. O elini indir bak, terbiyeli ol. O elini indir lan. Bak beni deneyim. Bak beni deneyim. Tamam, tamam. Bırak lan. Ayrıl. Oğlum kendinize gelin lan. Hastanedeyiz oğlum, hastanede. Hastanedesiniz lan. Ayrıl. Sakin olun. İçeri girdim. Geberdim seni. Ne oluyor lan? Buraya. At o bıçağı. At. Tuzak ha. At. At bıçağı dedi, duymadın mı? Tamam lan. Geç. Dur seni seni. Yat yere. Kes lan. Kes. Anasını babasını öldürdün. Yetmedi, ufacık çocuğa mı geldin lan sıra? Eline sağlık usta. Yeter bu kadar, yeter. Uzat. Üstü kelepçeyi tak şuna.
Baba daha bir tane vurdum. Müsaade et birkaç tane daha kırayım. Gerek yok evlat. Onun cezası senin vericinden çok daha beter. Ömrü boyunca 5 metrekarelik bir yerde tek başına yaşayacak. Yürü. Hadi götürün şunu. Geçmiş olsun beyler. Bu akşam hasılat benim. Lan yine mi be? Kaçıncı lan bu? Şans oğlum, kıskanma. Devam ediyor muyuz? Yok abi, yok, yeter. Ne şansı lan? Kağıtları işaretliyorsun. Yer miyim ben? Ya ne işaretlemesi ya? Şov yapma lan. Hileker herif. Geri ver paramı. Soner oğlum bak, kaşınma. Tamam Tufan, biz seni biliyoruz. Beyler tamam. Soner sen de akıllı ol biraz. Yenilmek ağrına gidiyorsa kumarı hiç oturmayacaksın. Sizin de karakterinize tüküreyim lan. Bu hırsız herifi kolluyorsunuz. Yer miyim lan ben? Ya, yapma Soner! Kalk! Gel buraya, kalk sen! Çık lan! Dua et, mekanın hatırı var. Yoksa boşaltırdım bir şarjör üstüne. Bir daha da karşıma çıkma. Gördüğüm yerde gebertirim. Yemin ederim gebertirim. Alın şunu atın dışarı. Götürün. Al sen de. Düz durun. Karşıya bakın. Kimse tek laf etmeyecek. Al. Al. Heh yavrum. İstemiyorum. İdil bekle. Hayır istemiyorum. Ben bir kez daha konuşayım. Baba ne yapacağız eğer istemezse? Tek görgü tanığı o çocuk. Biliyorum Hüsnü de. Çocuğu zorlayamayız. Çok büyük bir travma yaşamış. Bak İdil. Sakın korkma. Bu gördüğün özel bir cam. Biz onları görebiliriz ama onlar bizi göremez. Yani senin burada olduğunu bilmiyorlar. Güvendesin, tamam? Sadece burada değil. Her zaman, her yerde güvendesin yavrum. Emin ol, kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğiz, tamam? O yüzden korkmana gerek yok. Biz varız. Şimdi sıra sende. Söyle bakalım İdil, gördüğün kötü adamlar şu an burada mı? Peki onları işaret edebilir misin? Aferin sana. Aferin. Hangileri onlar yavrum? Hı? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4 eminsin değil mi? Tamam. 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 Bu kadar yeter. Daha fazla zorlamayalım. Tamam. Arda hadi. Bir, iki, dört. Sen bu değerlerini al. Bunları takın kelepçeye. Gel. Biz ne yaptık ya? Oo, kes lan! Amca ne oluyor? Hani bir şey olmayacaktı? Sus lan, hepimizi yakacaksın. Ya ne susacağız ya? Hapis mi yatacağız senin yüzünden biz? Kapa şeyleri, yürüsek ya. Kapa şeyleri lan, yürü. Hadi yürü. Yürü.
Ne yapıyorsun ya? Bana mı dedin? Ne yapıyorsun lan sen? İn lan arabadan. Ne oldu abi ya? İn dedim sana. Görüyoruz lan ne yaptığını. Ne yapıyoruz Allah Allah ya? İn lan aşağı. Gel bin lan oraya. İn aşağı ya, lan yürü git Allah aşkına. Tamam ya, uzatma. Allah Helal Allah. Helal olsun sana ya. Sağ olun şoför bey. Şerefsiz herif. Dur. Adamlar senin haberini izleyince hastaneye koştular. Hesapta şahidi temizleyeceklerdi. Ama biz onları temizledik. Yani Remzi'yi tuzağa düşürmeyi senin sayende oldu. Eline sağlık evlat, sağ ol. Estağfurullah müdürüm. Yani bir katkım olduysa ne mutlu. Bir de her olayı atlamasan yeni gelin gibi. Kızım sen gazetecilikte kararlı mısın? Evet abi, niye sordun? Sende polis kumaşı var ha, vallahi. Değil mi usta? Yok öyle bir şey. Niye? Yok, nereden çıkartıyorsun ya? Haberci diye aklım çıkıyor zaten. Bir de polis olursa nasıl uyuyacağım? Evhamdan öldürecek misiniz beni ya? Aferin, tansiyonunu fırlattın adamı. Şaka yaptım usta ya, sakin ol ya. Ya ben sana kıyamam ya, kurban olurum. Hiç kıyamaz bana. Canım babam benim. Tamam, neyse uzatma. İyi iş çıkardın, aferin. Müsait misin? Elbette Rıza baba. Buyur, lütfen otur. Sağ ol. Baba ne içersin? Yok, hiçbir şey. Rahatsız olmasa. Estağfurullah. Şu birlikte çalıştığımız meseleyle ilgili bir gelişme var mı? Onu merak ettim. Şu intihar haplarını soruyorsan... Gelişme var ama yetersiz. Hiçbir bir şey yok. Vallahi birkaç çorbacıyı konuşturduk. Ama ne kadar işimize yarar bilmiyorum baba. Ya hiç yoktan iyidir tabii. Peki ne anlattılar? Vallahi bir takım lüks araçlar torbacılara yanaşıyorlar. Hem satılan hapların tahsilatını yapıyorlar... ...hem de satmalar için yeni mal veriyorlar. Ama torbacılar kimle iş yaptıklarını bilmiyorlar. He. Peki bahsettiğin araçları incelediniz mi? Hepsi sahte plakalı. Baba... Sana çok mahcubum. Galiba geç kalmışız. Vallahi biz uyanana kadar virüs gibi sarmışlar İstanbul'u. Hemen enseyi karartma öyle canım. Ben sana güveniyorum. Sen de kendine güven, tamam mı? Tamam baba, sağ ol.